Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ana meydandayız. Şehrin kalbindeyiz. Burası Emir Timur Meydanı olarak anılıyor. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu, büyük imparator Emir Timur'un kocaman bir anıtı da meydanda yer bulmuş durumda. Hemen baktığımız zaman koca bir at ve üstünde de yöresel kıyafetlerini giymiş, Moğollara karşı büyük bir direniş göstermiş, Özbek coğrafyasında Orta Asya'da Müslümanları, Türkleri korumuş ve ben Türk oğlu Türk'üm diyen Emir Timur'un dev bir heykeli de atın üzerinde yer buluyor. Ve anıtın hemen altına baktığımız zaman Emir Timur'un meşhur lafı "Güç adalettedir" yazıyor. Buraya gelen turistler muhakkak bu heykelin olduğu meydana geliyorlar. Meydan çok meşhur. Biz de tabii ki olmazsa olmaz bu meydana geldik. Özbekistan, Orta Asya'nın en önemli ülkelerinden biri. Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alıyor. Başkenti Taşkent, ülkenin bütün nüfusu yaklaşık 33 milyondan meydana geliyor. Taşkent'in nüfusu ise yaklaşık 3,5 milyon civarında. Ülkenin en büyük şehri olduğu gibi aynı zamanda Orta Asya'nın da en büyük şehri ve Orta Asya'nın başkenti olarak isimlendiriliyor. Ekonomi, ticaret, sanayi, eğitim, kültür şehri Taşkent şehri. Gerçekten oldukça güzel bir şehir. Şehir yemyeşil, onu söylemek istiyorum. Her yerde parklar, her yerde çok güzel bir bitki örtüsü kendini gösteriyor. Taşkent'te gezerken birbirinden tatlı, güler yüzlü Özbek hanımlarla karşılaştık. Özbek hanımlar maşallah çok güzeller. Kıyafetleri harika, cıvıl cıvıllar. Hani biz böyle aramızda konuşurken mikrofonumuzda gördüler. Dediler biz Kanal 7'yi biliyoruz. Biz sizi biliyoruz. Türk kanallarını izliyoruz, dizileri izliyoruz dediler. Zaten buraya gelindiği zaman kesinlikle anlaşmada hiçbir zorluk çekilmiyor. Ana dil evet belki Özbekçe, belki birazcık Rusça olabilir ama bizim Türkçemizi de artık dizilerden öğrenmişler. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Türkiye'yi çok seviyorlar. Nasılsınız hanımlar? Yakşı. Yakşı. Ay maşallah. Türkiye'yi... Sen de nasılsın? Yakşı ben. Ya Rusça biliyor. Gençler şimdi tabii biraz artık yaşlılar Özbekçe güzel konuşuyorlar, Türkçe konuşuyorlar ama çocuklar böyle Rusçadan başlıyorlar. Türkçe de öğrensin ama. Ha, buldu. Evet, öğrensin tabii ki. Hanımlar vallahi çok hoşlar. Türkiye'ye geldiniz mi Türkiye'ye? İstanbul. Ben vardım. Ben festivalde buldum. Hangi festival? Laleli'de. Laleli'ye gelmiş hanımefendi. Beğendiniz mi İstanbul'u? Valla Taşkent de çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Orta Asya'nın en büyük şehri, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gezilip görülecek birbirinden güzel meydanlar var. Biz de şimdi o meydanlardan birindeyiz. Opera meydanındayız ve meydanda da Sovyetler döneminden kalan tarihi bir opera ve tiyatro binası bulunuyor. Gerçekten mimarilere baktığımız zaman şehrin birçok noktasında Sovyetler döneminden kalan binalar, eserler kendini gösteriyor. Sanki Sovyet tarihinde yaşıyor gibiyiz, sanki Sovyet döneminde yaşıyor gibiyiz bu mimarileri gördüğümüz zaman. Tabii yemyeşil ağaçların gölgesinde havuzlu havuzlu meydanlar bu şehirde olmazsa olmaz. Oldukça da güzel dinlenme yerleri bu güzel meydanlar. Hemen de elimde bir de Özbekistan'ın parası var. Özbekistan'ın para birimi som. Elimde de 10 bin som var. Yani yaklaşık 8 Türk lirasına denk geliyor 10 bin som. Ve paranın üzerinde de Özbekistan'ın sembolü kartal bulunuyor. Ekonomisine baktığımız zaman Sovyetler döneminden ayrıldıktan sonra Özbekistan'ın ekonomisi hızla gelişmeye başladı. Yatırımcıların yeri adresi olmaya başladı Özbekistan ve yeraltı kaynaklarına baktığımız zamansa yeraltı kaynakları bakımından da oldukça zengin. Çok zengin uranyum ve altın yatakları var ülkede ve aynı zamanda da dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden Özbekistan. Küçük Rusya havasında olan Taşkent'te Sovyet havasını sonuna kadar hissediyoruz. Ve bu geniş yollar bizi önemli bir yere ulaştırıyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te muhakkak gezilmesi, görülmesi gereken önemli bir mekandayız. Taşkent'in simgesi, Taşkent'in dini merkezi olarak kabul edilen Hazreti İmam Külliyesi'ndeyiz. Hazreti İmam Külliyesi tarihten bugüne dek kullanılan bir külliye. İçerisine baktığımız zaman iki tane cami, iki tane medrese ve bir de tarihin önemli İslam alimlerinden Kaffal Şaşi'nin türbesi bulunuyor. Hemen arkamızdaki
medreseden bahsetmek istiyorum ben. Arkamızdaki medrese Mu'yi Mübarek Medresesi olarak isimlendirilmiş tarihte. Sebebi içerisinde Peygamber Efendimizin sakalı şerifi bir müddet muhafaza edilmiş ama bugün de kütüphane olarak kullanılıyor. Çünkü Medine'de şehit edilen Hazreti Osman'ın tam da şehit edilirken o anda okuduğu Kur'an-ı Kerim'in burada muhafaza ediliyor olması. Hazreti Osman Medine'de şehit edildikten sonra Kur'an-ı Kerim işte buraya getiriliyor, Özbekistan'a getiriliyor. Ardından da İmam Külliyesi'ne getirilerek bu arkamızdaki medresede muhafaza altına alınıyor. Ve üzerinde de hala Hazreti Osman'ın kan izleri bulunuyor. Çok özel bir şekilde burada koruma altına alınmış. Ama aynı zamanda bu avlunun çevresine baktığımız zaman hemen arkamızda Barak Han Medresesi yer alıyor. 16. yüzyılda inşa edilmiş, bugün hala kullanılan bir medrese. Üzerine baktığımız zaman ayetler, dualar dikkat çekiyor. Masmavi çinileriyle İslam sanatının en güzel mimari örneklerini yansıtan bir medrese Barak Han Medresesi. Taşkent'in en önemli ziyaret edilecek yerleri arasında Hazreti İmam Külliyesi yer alıyor. Bu güzel medrese külliyenin içinde yer alan Barak Han Medresesi. Farklı zamanlarda inşası tamamlanan medresenin ilk kısmı 15. yüzyılın ilk yarısında yapılıyor. Avlunun çevresinde medresenin odaları hemen dikkat çekiyor. Tarihte sınıf olarak kullanılmış ama bugüne baktığımız zamansa yöresel el sanatlarının satıldığını görüyoruz. Magnetler hemen dikkat çekiyor. Yine el sanatlarından yapılmış harika süs eşyaları hemen burada dikkat çekiyor. Selamünaleyküm. Evet, tabii içeride beyefendi çalışıyor. Hemen onun yanına da geçelim. Kapılar çok güzel. Bakar mısınız? Sınıfların kapıları hala bugün orijinal. El sanatı yapılmış. Ahşap sanatının en güzelini görüyoruz. Nasılsınız? Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Adınız nedir? Ben Rüstem Bek. Rüstem Bey. İbrahimov Rüstem Bek. Evet, Rüstem Bek, İbrahimov Rüstem Bek Bey ile birlikteyiz. Kendisi sanatçı. Bu dükkan ona ait. Minyatür sanatını görüyoruz duvarlarda. Tarihteki yaşamı burada minyatürlere döküyor Rüstem Bek Bey. Daha bu şekilde burada çok fazla oda var. Bir kısmı burada dükkanların sahibi kendileri sanatla uğraşıyor. Bir kısmı başka hanımlara yaptırıyor. İşte bu şekilde hediyelik eşyaları görüyoruz. Avrupalı turist çok fazla geliyor. Avrupalı turistlerin en çok satın aldığı hediyelik eşyalar işte bu odaların içerisinde medresede satılıyor. Madem pazar pazar geziyoruz, yiyecek pazarına da gidelim diyoruz. Ama ne pazar, şaşırıp kalıyoruz. Dünyayı gezerken olmazsa olmaz duraklarımız arasında çarşılar pazarlar da var. Ve biz de şimdi Taşkent'in en meşhur çarşı pazar pazarına geldik. Çarşı pazar olarak isimlendirilen bu pazarın tarihi 100 yıldan daha eski. Geçmiş oldukça eskilere gidiyor ve 100 yıldan fazladır burası hep pazar olarak kullanılmış. Tabii bu pazar kapalı bir alanda, bizim bildiğimiz gibi açık alana kurulmamış. Sebebi kışın çok soğuk olduğundan dolayı pazar kışın da çalışsın diye işte böyle kapalı mekanlara pazarlarını kurmuşlar. Şehrin merkezinde yer alıyor burası ama benim dikkatimi bu pazarda at etleri çekti. Kasaplar çekti. Kasaplarda at etleri satılıyor. Çünkü Özbekistan kültüründe at oldukça önemli bir yere sahip. Ata çok iyi bindikleri gibi aynı zamanda atın etini de çok seviyorlar. At tüketiyorlar. At bu kültürde olmazsa olmaz diyebiliriz. Atın her türlü sucuğunu yapıyorlar, sosisini yapıyorlar, çeşitli yerlerindeki etlerini kullanıyorlar. Özel günlerde, normal günlerde at etini sık sık tüketiyorlar. At restoranlarda da satılıyor. Eğer özel olarak at eti yemek isteyen olursa restoranlarda at eti de sipariş verebiliyorlar. Kilosu yaklaşık 30 Türk lirası civarında ve işte böyle özel at eti satan kasaplar da var bu ülkede. Turistlerin de alışveriş yaptığı bu pazarı gezdikten sonra rotamızı bir başka köşeye çeviriyoruz. Adım adım başkent Taşkent'i gezmeye devam ediyoruz ve burada attığımız her adımda, döndüğümüz her köşede tarihin eskimeyen eserleriyle karşılaşıyoruz. Ve şu anda da eski Taşkent'te gezilip görülen mekanlardan biri Kukeldaş Medresesi'ndeyiz. 1587-1591 yılları arasında inşa edilmiş ve o zamanki
devlet adamı Kukeldaş tarafından yaptırılmış. Tarihi bugüne taşıyan yapı turistlerin de uğrak noktası. Medrese mimari örneklerinin en güzellerinin görüldüğü Özbekistan'da bugün hala kullanılan önemli bir okul burası. Kukeldaş Medresesi'nin içi aynı botanik bahçesi gibi rengarenk çiçekler, yemyeşil ağaçlar, bitkiler tarihle mükemmel bir uyum sergiliyor. Bu medresenin bir özelliği var. Tabii tarihte Özbekistan komünizm yönetimiyle yönetilmişti Sovyetler döneminde. Yani o zamanlarda dini eğitim tamamen yasaktı. Camiler, kiliseler kapatılmıştı. Bu medrese o zaman kapatılmamıştı. Ender yapılardan biriydi. Tarihte nasıl medrese olarak kullanıldıysa, komünizm döneminde de aynı işlevi gördüyse bugün de hala medrese olarak kullanılmaya devam ediyor. Yavaş yavaş gün batımında ayrıldığımız medreseden şimdi de şehrin merkezine çeviriyoruz rotamızı. Akşamları Taşkent'i nasıl, hep beraber bir göz atalım. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te akşama kadar gezdik, güneşi batırdık, akşamı yaptık ve artık Özbekistan'ın akşamlarına göz atma vakti diyorum. Sabahleyin geçtiğimiz bomboş olan caddeler akşam olduğu zaman daha da kalabalık bir şekilde çıktı karşımıza. Tabii gündüzleri sıcak olduğundan dolayı insanlar işlerinde, evlerinde olduğu için akşam olduğu zaman ne yapıyorlar? İşte bu güzel caddelere, sokaklara çıkıyorlar, restoranlara, kafelere geliyorlar ve bol bol akşamleyin serin havada bu yollarda, caddelerde zaman geçiriyorlar. Şu anda Sayılgof Caddesi'ndeyiz. Burası trafiğe kapalı bir cadde ve görüyorsunuz insanlar bu caddede, parklarda, yeşil alanlarda bol bol zaman geçiriyorlar. Gerçekten çok güzel. Akşamı da, gündüzü de Taşkent'in bir başka. Akşam olduğu zaman görüyorsunuz her yer ışıl ışıl bir hale geliyor. Rengarenk ışıklar altına bürünüyor. Gerçekten akşamları da oldukça etkileyici. Çocuklar işte görüyorsunuz özgürce burada oynuyorlar. Biz de şimdi buraların tadını çıkaracağız. Buraları evlerinize getireceğiz. Özbekistan'ın geceleri gece geç saatlere kadar renkli ve ışıl ışıl. Aynı zamanda çocuklar için de akşam olduğu zaman birbirinden güzel aktiviteler var. İşte trafiğe kapalı olan bu caddelerde minikler istedikleri gibi akülü araba biniyorlar, scooter biniyorlar ve birçok eğlenceyi işte burada yapabiliyorlar. Beğendin mi? Hiç bitmesini istemiyor ya. Evet Yakup'a hiç bitmesini istemiyor, kullanmak istiyor. Akülü arabaların bir benzeri işte burada çocukların hizmetine sunuluyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaz mevsiminde hayat hiç durmuyor. Sanat eserleriyle dolu olan Taşkent'te akşam olduğu zaman sanatçılar da hemen dışarı çıkıveriyorlar. İşte trafiğe kapalı olan bu caddelerde ressamlar kendilerini gösteriyor ve buraya gelen turistler, ziyaretçiler de ufak bir anı olması için işte burada sanatçıların karşısına oturuyorlar ve kendi portrelerini çizdiriyorlar ve şu anda hanımefendi gerçekten birebir görüyorsunuz kara kalemin içerisinde. Tabii ki de Taşkent'i çok sevdik. İşte Taşkent Seni Seviyorum tabelası da şehrin hemen merkezinde. İşte bu güzel Sayılgoh Caddesi'ne çıktı karşımıza. Burada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyoruz. Çünkü burası Taşkent'in en meşhur fotoğraf çekilme noktalarından. Yasin'cim çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafımızı çekiniyoruz ve sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise dunyayigeziyor. Dünyayigeziyorum Taşkent'te, Özbekistan'da.